Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılı teknik direktörü Yalçın Koşukavak, geride kalan 4 haftayı ve önümüzdeki hafta oynanacak Altın Ordu maçının hazırlıklarını değerlendirdi. Şimdi 4 hafta biz aslında çok kolay başlamadık. Diğer yukarıdaki takımların oynadığı rakipler biraz daha, yani rakibin zoru kolay olmaz ama krizli takımlarla oynadılar demek daha doğru olur. Biz öyle çok krizli bir takıma denk gelmedik. Denizli, İstanbulspor, Adana Demir, Hatay. Şimdi Denizli takımına baktığınız zaman ciddi transferler yapmış. Takımın %60'ına yakınını, 50'sini koruyor. İstanbulspor takımı zaten öyle. Orada birçok şeyi biliyorlar. Çok öğrenmiş oldukları şey var. O da zordu. Adana Demir de iç saha mağlubiyetinden sonra oyuncu kalitesi olan bir takımdı. Yani bir Karabük yoktu. Bir Eskişehir yoktu. Orada bir nefeslik, diğer takımların öyle bir şansı vardı. Zor bir 4 haftaydı. Ama en az hasarlı atlattığımızı düşünüyorum. Şöyle de olabilirdi. Adana Demir'i içeride yenerdik. Deplasmanda bir tane de kaybedebilirdik. Böyle bir şey de olabilirdi. Ama çok şükür 7 puan var. Beklentinin altında mı? Bence normal. Ama diğer yorumlayan arkadaşlara göre beklentinin altında olabilir. 12 puan alan takımların maçlarına baktığınız zaman orada bir şeyler var. Orayı incelediğimiz zaman. Tabii öyle kolay bir 4 hafta olmadı. Mesela maçtan sonra toplantıda 8 tane yeni oyuncu vardı sahada. Geçen seneden 3 oyuncu vardı sahada. Onlara da biraz dikkat etmek lazımdı. Her neyse. Çok şükür 3 puanla atlattık. Bundan sonra bir 4 haftalık daha bir zor periyot var. Onu da halledeceğiz inşallah. İnşallah, zaten onun için çalışıyoruz. Yani bir kere Gazişehir takımı hedef bir takım yani. Şimdi diğer takımların da böyle durum var. 3-5 tane takım böyle, biz de onlardan bir tanesiyiz. Yani çok savunma içgüdüsüyle oynuyor rakipler. Topun arkasına geçiyorlar. Biz de oraları nasıl hallederiz diye onunla uğraşıyoruz. İnşallah iç sahada Antep seyircisine bir galibiyet yaşatmayı Allah nasip eder. İnşallah da yaşatırız diye düşünüyorum yani. Vallahi ben onu bilmiyordum. Yani 10 yıl burada yaşayan arkadaşlara sormak, onlar nerede yaşamış acaba? Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Ben de Cemil paylaştıktan sonra öğrendim ve Cemil'e telefon açtım. Cemil, dedim, bu istatistik doğru mu, yanılmıyorsun? Evet hocam, doğru dedi. Ben çok şaşırdım yani. Bunu Anteplilerin bilmemesi garip. Benim bilmemem doğal da. Hala da memnuniyetsiz olmak biraz garip geldi bana yani. Bilemiyorum ya, ben daha önce de söyledim. Yani ben çok o işlere takılmıyorum. Sadece üzülüyorum. Biraz böyle kalbim burkuluyor. Ben onu yani, ne ben ne oyuncular bunu hak etmiyoruz. Yani biz burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Başarırız ve başaramayız. Ama bunlar çok böyle iyi niyetli şeyler değil. Çok aşikar zaten. Çok net belli yani. Bunu burada geçen sene 7 maç bir galibiyeti varken, bu şehrin doğma bir bu şehirli olan bir teknik adam çalışırken kimse bir şey dememiş. Allah vere, ben 7 haftada bir puan alsam, bir maç kazansam ne olurmuş, ben hiç kestiremiyorum yani. Bilemiyorum yani, fark etmez. Çok önemli değil. Sadece iyi niyetli eleştirileri ben çok can kulağıyla dinlerim. Ben insanım. Herkes gibi hata yapabilirim. Hata herkes yapar. Hatayı sürdürmemek gerekir. Öyle bir egom da yok. Teknik direktörlük makamı egoları tatmin yeri değil. Hizmet etme yeri, heyecan yaratma yeri. Ben buraya hizmet etmeye geldim, heyecan yaratmaya geldim. Ama bazı 3-5 kişi, onları da çok ciddiye almıyorum. Ben mesela sosyal medyadan da oğlum bana diyor yazmışlar. Herhalde saysam 30-40 kişiyi geçmez herhalde. Çok da ciddiye alınacak bir durum değil. Bizim işimiz kendimizle. Biz sahaya doğru işler getirmemiz lazım. Kulübe doğru işler getirmemiz lazım. Kimin ne dediğinin önemi yok. Başkanım sağ olsun sürekli onu söylüyor. İnşallah. Ben de istiyorum. O da istiyor. O benden daha çok hak ediyor. Hepimizden çok hak ediyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Şehirden de çok hak ediyor. Kimse kusura bakmasın. Bu zamanda böyle bir endüstriyel futbolun olduğu, kapitalizmin tavan yaptığı bir futbolda gelip böyle sorumluluk alıp, böyle çok da ciddi işleri de var kendisinin. Mesaisini bu işe vermesi, ekonomik gücünü bu işe vermesi takdire şayan. İnşallah ki kendimden daha çok başkanım için istiyorum. Allah şahittir. İnşallah ki ona o mutluluğu yaşatmak bana nasip eder. Onun için de gece gündüz çalışacağım. Seviyorum onu çünkü.